Merhabalar. Bu hafta size tavsiye edeceğimiz kitap Kemal Sayar'ın Olmak Cesareti adlı kitabı olacaktır. Bazı kitapları okuduğumuzda bizlere bilgi veren bir hoca gibi, bazı kitapları okuduğumuzda uzun uzun dinleyebileceğimiz bir arkadaş gibi, bazı kitapları okuduğumuzda bizlere aileden birinin bizimle konuşması ya da nasihat vermesi gibi oluyor. Bu kitabı da okumuş olduğumuzda bize çok yakın bir arkadaş, bir dost gibi sohbet eden, eşlik eden bir içeriğe ve dil yapısına sahip. Kemal Sayar'ı genelde ekranlardan ve diğer birçok kitabından bildiğinizi düşündüğüm bir yazar. Benim de takip ettiğim ve birçok kitabını inceleme fırsatı bulduğum değerli bir yazar. Bu hafta da size tavsiye edeceğimiz bu kitap, her yaş grubunun okuyabileceği, içinden güzel şeyler edinebileceği, güzel şeyler öğrenebileceği bir yazar. Olmak cesareti dediği Kemal Sayar'ın tam da bir insanın kendini gerçekleştirebileceği, kendine dönebileceği, kendisinin farkına varabileceği, kendisinin dışındaki her şeyin farkında olabilecek bir yapı ile nasıl gelişeceğini, kendisinin farkında olma durumunun nasıl daha iyi olabileceğini bizlere anlatmaya, göstermeye çalışır. Kitapta çok sayıda yazı var, denemelerden oluşuyor. Yazıları okuduğumuzda da hemen hemen her birinden güzel örneklerle, hayatın içinden örneklerle bizlere aktarmaya çalışır. O nedenle bu kitabı okumuş olduğumuzda birçok yerinden ben de onu yaşadım, ben de o durumun farkındayım gibi birçok şeyle karşılaşmış olacağız. Kitaptan yine diğer kitaplarda olduğu gibi birkaç cümleyi sizinle paylaşalım. Herkesin okuyabileceği bir kitap az önce dediğim gibi, ama özellikle ortaokuldaki ve lise okuyan gençlerin okumasını muhakkak tavsiye ediyorum. Şimdi kitaptan birkaç cümleyi birlikte okuyalım, tabiri caizse birlikte dinleyelim. Başımızı kaldırıp şöyle etrafa bakmış olduğumuzda, yani penceremizin dışındaki bütün her şeye bakmış olduğumuzda, her insanın içinden yeni yeni şeyler fışkıracak, yeni yeni kıvılcımlar ortaya çıkacak, insanın bakış açısı genişleyecek, gördüğü şeylerin oranı artmış olacak. Dolayısıyla kendi odamıza, kendi zihnimize, kendi çevremize sadece odaklanmayalım, orada kalmayalım, sadece orayla düşünmeyelim. Pencereleri şöyle açalım, başka dünyaları, başka diyarları, başka mekanları da gözlemleyelim. İşte o zaman zihnimizde, kalbimizde çok güzel şeylerin fışkıracağını, kıvılcımların ortaya çıkacağını bizlere söylemeye çalışır. Yine bir insanın yaşamla ilişkisini Kemal Sayar ele aldığında, hani Sezai Karakoç'un bir düşüncesi var ya, seni öldürmeye gelen sende dirilsin diye, o da öyle yaşayalım, öyle tertipli, düzenli, araştıran, düşünen bir insan olarak yaşayalım ki bize gelen bizde yeni bir hayat bulacak, bizde yeni bir hayat görecek ve bizde gerçekten de kendisine de faydalı olabilecek bir hayat görecek kadar bizim bir şekilde bir yaşam kurmamız ve yaşam ortaya koymamız gerektiğini bizlere söylemeye çalışır. Tabii bu söylenenler kolay, ama yaşamak ve elde etmek gerçekten de o kadar kolay değil. Dolayısıyla bizim birbirimize hayat verebileceğimiz, birbirimize yaşam kaynağı olabileceğimiz, birbirimizde dirilebileceğimiz kadar yaşamlarımızı bir araya getirmeye ve o yaşamlarda bir arada yaşamaya gayret göstermemiz gerektiğini söylemeye çalışır. Yine şurada güzel bir cümle var, onu da sizlere söyleyelim. Şöyle demeye çalışır: eğer insan kendi benliğinin uğultusu içinde kaldıysa, başka hiçbir sesin, hiçbir sesin ama faydasının farkına varamaz. Ne güzel bir müzik dinleyebilir, ne başka güzel söylenen bir sözden ya da güzel dile getirilen bir düşünceden kesinlikle faydalanamaz. O nedenle insanlar kendi benliklerinin uğultusunun dışına çıkmalı ve orada kalmamalı. İşte bunun da ortaya çıkması için herkesin kendi olma cesaretini göstermesi gerekiyor. Kendi olma cesaretini, kendi benliğine kapılıp kalmadan kendi kendinin farkında olabilecek kadar gelişmek ve birbirimizin
iyi bir şekilde hayat kaynağı olarak her insanın kendi benliğinin farkında olması. Ancak egoya saplanıp kalmak açısından değil tabii ki. Evet, bir cümleyi daha okuyalım madem. Hep deriz ya, peki yaşamdan bahsettik, yaşamdan konuştuk, nasıl yaşayacağız? Yaşamak zor değil mi gibi aklımıza gelir. Kemal Sayar tam da orada imdadımıza yetişecek ve diyecek ki, evet, yaşamak yorulmaktır ama bunun için güzeldir. Yorulmasaydık bir anlamı kalır mıydı yaşamın? Var olmak ve var kalmak tam da yaşamın içinde haz alabileceğimiz, yaşamı hissedebileceğimiz şeyi bize gösteriyor. Yaşamın içinde var olmak ve yine yaşamın içinde var kalmak bize o yaşamın, o hayatın anlamını gösterir. Olmak cesaretini göstermediğimiz takdirde, yani kendimiz olmadığımız takdirde maalesef yaşamın da hayatın da hiçbir anlamının farkına varamayacağımızı dile getirmeye çalışır. Yine şöyle güzel bir cümle daha okuyalım. Bu kitabı eğer okuduysanız muhakkak güzel yerleri bizimle de paylaşın. Birlikte belki güzel kısımları değerlendirme imkanımız olur. Yaşamaktan ve sevilmekten derin bir korkuyla eğer korkacak olursak o yaşamdan kesinlikle bir tat alamayız. Yine yaşamdan kesinlikle şöyle bir kaçış değil de yaşama yaklaşma, yani yaşamaya cesaret etme, kendi kendinin yaşam içine bir birey olduğunu farkına varma yolculuğuna çıkmak, işte insanın olmak cesaretinin nasıl olacağını bizlere göstermeye çalışır. Hani yine Sezai Karakoç'a atfen söyleyelim. İnsandan insana fark var diye bir cümle var ya, tam da yaşamın farkına varmak, yani bu kitabın özeti o cümleyle söylenebilir. İnsandan insana fark var. Kimi yaşamın farkına varır, kimi hiç varmaz. Kimi hayatın anlamının peşinde koşar, kimi hiç koşmaz. Kimi yağan yağmurun nasıl bir hayat verdiğini, nasıl bir enerji verdiğini bilir, kimi hiç farkında olmaz. Kimi yeni doğan bir güneşin nasıl bir hayat kaynağı olduğunu düşünür, kimi hiç fark etmez. İşte bu kitabın özeti kıymetli okuyucular o. Her insanın kendi hayatının farkına varabilecek noktada bir nebze de olsa bize bazı yönler, açılar, kapılar, pencereler sunan güzel örneklerle dolu bir kitap ve bu kitabı okumuş olduğunuzda bir nebze de olsa kendi hayatımızı şöyle bir gözden geçirme, düşünme, üstünde tefekkür etme imkanını sağlar. Olmak cesareti gerçekten de değerli bir kitap. Sonraki baskıları içinde içerik olarak çok şey değişti. Ancak hep özünü koruyan ve bugüne kadar çok ciddi anlamda okunan eserlerden biri oldu. Ben de canı gönülden sizlere tavsiye ediyorum. Hepinize iyi okumalar. Sonraki kitap tavsiyelerinde görüşmek üzere.